İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin İMC Gazetesi. Kimse durduramıyor. Sahile erişimi engelleyen, manzarayı sınırlayan ve silüeti bozan Marina AVM'de beton ve çelikten yapılan ticari alanlar daha da büyümeye devam ediyor. Üstelik anayasa ve kıyı kanunu çiğnenerek yapılıyor. Kavga büyüyor. CHP Mersin İl Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer önemli açıklamalarda bulunurken, konuşmasına başlarken toplantıya katılmayan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'a yüklendi. Haberci Gazetesi. Paralara yazık oluyor. Mersin Valiliği himayesinde 1-2-3 Kasım 2019 tarihinde düzenlenmesi planlanan 7. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nin hazırlıkları sürerken organizasyona yönelik eleştiriler de gündeme gelmeye başladı. Yaraları tedavi edildi, denize kavuştular. Akdeniz'de yaralı halde bulunan Caretta Caretta ve iki yeşil deniz kaplumbağası, deniz kaplumbağaları Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde tedavi edildi. Akdeniz Gazetesi. Krizi Gültak çözdü. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden istediği 349 milyon 500 bin liralık borçlanma yetkisini aldı. Mezitli'ye yeni bir kent merkezi kazandırılıyor. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın Mezitli'ye yeni bir merkez kazandırma projesi hayata geçiyor. Hakimiyet Gazetesi. Velilerden yol kapatma eylemi. Mersin'de bir grup öğrenciyle veli çok sayıda trafik kazası yaşandığı gerekçesiyle Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'na üst geçit yapılması için yol kapatma eylemi yaptı. İnsanlık ölmemiş. Mersin'de bir rahatsızlığı için hastaneye giden ilkokul öğretmeni Fuat Kavrak, kullandığı lavaboda içinde yaklaşık 3 bin lira olan cüzdan buldu. Çukurova Gazetesi. Velilerden üst geçit tepkisi. Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda okuyan öğrencilerin velileri, okula giden ana yolda birçok kaza olması sebebiyle bölgeye üst geçit yapılması için yol kapatma eylemi yaptı. Mersin'e hizmet için geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı tarafından ortak akılla, birlik ve uzlaşmaya halkın iktidarını kuruyoruz sloganıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen İl Danışma Kurulu toplantısına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'ya Mersin'in menfaatleri için gittiklerini ifade etti. Güney Gazetesi. Para Mersin'de kalmalı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Cuma günü yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi'nden istediği 349 milyon 500 bin liralık borçlanma yetkisini almasının ardından borçlanmayla alınacak parayla öncelikle Mersin'deki esnafların alacaklarının ödenmesi istendi. Seçer, halkımızın umut simgesi olduk. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de 78'liler Girişimi Derneği tarafından düzenlenen Dostluk ve Dayanışma Gecesi'ne katıldı.